Karşıda bizi umutlandıracak bir potansiyel aday yok ve bir kadro yok. O kadro olmayınca Türkiye Allah'a kalmış diyecek de işte bakacağız. Avrupa enflasyon %4'e indirmiş, yaşayamıyor. Evet. Biz %67, sizliklerinden %67 biz gül gibi yaşıyoruz. Eski kafalardan yeni fikirler çıkmaz. Bu zihniyet hiçbir şekilde düzeltemez. Danca biliyor musun? Biliyorum abi. Danca abone ol der misin? Eski föle hamdamın, hene gayet gomen, hene besi çükil, hene besi yalan ya. Sade Vatandaş kanalından herkese merhabalar. Sevgili dostlar, bugün Antalya, Alanya'dayız. Vatandaşlarımıza gündeme dair sorularımızı ve yerel seçimde adaylarının kim olacağını soracağız. Ben Mehmet Koyuncu, Sade Vatandaş tarafsız değil, halktan taraf. Gel hocam gel. Clark Kent'i bulduk. Gel hocam. Bu nasıl bir karizma ya? Bu nasıl bir yakışıklılık? Şöyle yapayım. Fine and you? I'm good man, I'm good. Hello everybody in Turkey. Buralı mıyız? Buralıyız. Süper. Süper. Burada ekonomi nasıl? Geçinmek kolay mı Alanya'da? Alanya'da ekonomi abi şayzı diyorlar. Herkesin anladığı dilden diyelim. Abi Alanya'da hava güzel. Hava güzel. Yağmur yağıyor bazen. Bazen ya. Çok güzel. Turizm sektörü olduğu için gelir ne kadar büyük, gider de o kadar çok abi. Abi biliyorsun işte bu Ruslardan sonra falan, Ukrayna Savaşı'ndan sonra bura bir zıpladı, evet. Bir indirdiler. Tekrar zıpladı enflasyon falan ayağına. Aynen. Biraz devletten kaynaklı, biraz da insanların neyisinden hocam? Fırsatçılığından kaynaklı. Hepsini devlete yükleyemeyiz değil mi hocam? Biraz tabii ki siyasetle karışık ortamda. Bazı yerlerde kiralar euro ileymiş, doğru mu? Evet doğrudur hocam. Çünkü çok fahiş fiyatlar abicim. Evet. Mesela ben bir örnek vereyim. Ben bir kardeşimle beraber kalıyordum Manavgat'ta. Kendisi uzman çavuştur. Bizim yanımıza depremzedeler geldi. Bizim 2000 liraya oturduğumuz evi adam 25 bin liraya verdi. Kendisi hem emlakçı sıfatında oynadı, hem depozitosunu aldı, hem de kirayı peşin aldı. Totalde adamlardan 75 bin lira para aldılar. Peki bu adam evin sahibi miydi? Evin sahibiydi abi, yemin ediyorum. Hocam tam düzenciymiş ya. Tam düzenci hocam. Yolunda aşı. Yolunda aşı. Ben Ankaralıyım bu arada. Yeni doğan Çin bebesiyim. Buradan bütün Alanya camiasına da, Antalya camiasına selamun aleyküm. Peki burada bir yerel seçim olacak şimdi tüm Türkiye'de biliyorsun. Evet hocam. Büyük şehirde ve Alanya'da kimi destekliyoruz? Abi yemin ediyorum hayatımda bir kere oy kullandım. Tamam. Ben yurt dışından geldim. 4 senedir de turizmdeyim abi. Süper. Kime vereceğimi bilmiyorum abi. Abi hiç baktım adaylar falan. Sana vereceğim abi. Hangi kanal? Ben o adayım. Sade kanal. Tarafsız mıyız hocam? Tarafsız. Ben de tarafsızım abi. Oy kullanmak istemiyorum abi. Vallahi. Vallahi kullanmayacağım. Yani hiçbir birini sevmedin yoksa siyaset mi leş gibi? Abi siyaset leş gibi ya. Burada siyaset futbol takımından da öte anasını satayım. Futbol tabağı en azından o eğlen, onu da bozdular abi. Evet. Görüyorsun işte Trabzonspor olaylarını. Avrupa'da durumlar nasıl? Avrupa'da. Abi Avrupa'da var ya yemin ediyorum ne konvoy var, ne böyle müzik açıyorlar geziyor. Adamların umurunda değil. Adam iki tane üç tane bayrakları asıyor böyle afişleri. İsteyen gidiyor demokrat bir şekilde oyunu veriyor. Evet. Böyle abi. Neredeydin bu arada? Danimarka'daydım abi. Vallahi. Yemin ediyorum. Peki şimdi bu hani bir krizler oldu, bir şeyler oldu. Danimarka battı, Almanya battı, muhabbetleri oldu. Hiç haberdar mısın? Abi ailem hala orada. ben 4 seneye yaklaştı benim burada Türkiye'de. Şimdi şöyle bir şey. Bu arada? Abi benimki de orada işte siyasi. Peki. Biraz değişik, onlara girmeyelim. Şimdi hocam Avrupa'da da bu korona krizi var ya. Doğru. Aslında bütün her şey bundan kaynaklı. Merkezi budur. Orada da etkilenme var. Millet artık alım gücü biraz daha şey. Ailem anlatıyor benim. Evet. Hani burada her şey pahalılaşmaya başladı diyor, zamlandı diyor. Evet. Almanya bir kez öyle. Hollanda ekstra etkilendi. Niye? Biliyorsunuz ki oranın başbakanı istifa etti falan, bir şeyler oldu. Hollandalı turistler burada dedi ki belki biz seneye tatile gelemeyebiliriz. Peki şu denir mi yani? Ulan Danimarka'da yaşayamayacağız, biz memlekete dönelim. Dedirtecek hale geldi mi? Yok, o pozisyon tabii ki yok. Orada hala bir refah var. Üst seviyede. Niye biliyor musun abi? Refahtan kayıp oldu. Bir şey söyleyeyim abi sana? Şeffaf olacağım. Bunu yayınlama tamam mı abi? Türkiye'de serbest piyasa olmasa abi burada aynı Avrupa gibi etkilenirdi. Orada da yok mu serbest piyasa? Yok abi. Nasıl yok? Abi orada mesela bak bütün evlerin kiralası gidip sen şahsen ev kiralayamazsın. He. Bütün evler şirkete bağlıdır. Bölge bölge. Şirketleri de belediye bağlıdır. Danimarka'dan bahsediyorum abi. Tamam. Orada sen gidersin sıraya yazılırsın. Senin mesela bölge bölge sıran geldiği zaman sana ilk çıkan yerden götürürler. İşte şu bölgede ev var git bak. Sosyal konut falan olmasın? Yani sosyal konut olabilir. Sosyal konut ama orada böyle şahsen gidip abi camda kiralık yazmıyor abi. Allah Allah. Abi oradan yaşıyorum. Durdu. Ciddi söylüyorum. Bak Almanya'ya karışmam, Hollanda'ya karışmam. Sadece Danimarka'dan konuşuyorum. Böyle. Cidden böyle. Tamam. Bu sebepten dolayı da bölgelerin fiyatlarını belediye belirliyor. Çok iyi.
Burada bizim eksik yanımız devletin işte bu. Serbest piyasayı kaldırması lazım. Kaldırmıyor abi. Oradan da bir çıkarı var. Haksız mıyım abi? Bunu yayınlama abi, tamam mı? Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Yıllarca seni ekranında gördük böyle. İzliyor muydun? Bugün karşıma çıktın bak. Selamun aleyküm cemaatimiz Müslüman diyoruz. Hayırlı bayramlar. Danimarka ya. Danca biliyor musun? Biliyorum abi. Danca abone olun der misin? Eski böyle hamdamın, hana gayti govmen, hana besi çükil, hana besi yalanya. Eyvallah, baş sağlısın. Selçak, abi teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak abi, Allah'a emanet. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Bunu yayınla abi bak. Tabii ki. Senin ismin neydi abi? Mehmet. Akit TV'deysin değil mi? Yok. Sağda var. Akit TV'deysin değil mi diye. Hakaret sayarım. Yok abi, estağfurullah. Eyvallah. Bizim tanıdık da kanalı bilmiyordum abi. Bakayım, sade vatandaş. Aynen. Ben çok sadeyim abi, organik. Eyvallah, sağ olun. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, sağ olun. Alanya'da geçinmek kolay mı? Gene şöyle kuruya şeye geçelim. Tabii ki. Sanıyoruz. Alanya'da geçinmek şu anda inanılmaz derecede çok zor. Çünkü neden? 15-20 bin liradan aşağı kira yok. Yani asgari ücret 11,5 mu? 17 oldu değil mi? Yani geçinme şansınız yok. Aldığınız parayı da kiraya verirsiniz. Ne yiyecek ekmek bulabilirsiniz, ne de çoluğunuza çocuğunuza ne kıyafet alabilirsiniz, ne dışarı çıkartabilirsiniz. Yani kiranıza yetmez aldığınız para. Çok zor yani şu anda. Kiranın dövizle olduğunu da duydum. Var mı öyle şey? Doğru. 1000 Euro'dan veriyorlar. 1 artı 1. Çok çevremizde bildiğimiz insanlar var. 1000 Euro evet. Yasak ama kimse şey yapmıyor. Ve ilgilenen de yok şu anda. Vatandaş ne yapacak yani? Alanya tamam hani. İzleyen şunu diyebilir, gitmeyin o zaman kardeşim diyebilir ama sizse bir kısım insan da çalışmak zorunda. Aynen. Yani burası cennetse onlar da cennetin işçileri. Aynen. Ne yapacak bu insan? Valla şöyle söyleyeyim, gerçekten iyi bir işiniz yoksa Alanya'da, güzel bir para kazanmıyorsanız Alanya'da yaşamanız imkansız diyebilirim. Şimdi Alanya'da yaşayanların evleri var, işleri var, anca onlar yaşayabilir. Onun dışında yaşayamazsınız. Peki önümüz yerel seçim. Büyükşehir ve Alanya'da kimi destekliyor? Büyükşehir'de Nesrin Ünal'ı destekliyorum. Hangi Alanya'da partinin adayıdır? İyi Parti. Tamam. Alanya'da Mehmet Başkanımızı destekliyorum. Hangi parti? İyi Parti. İyi Parti. Mehmet Başkan'ı ticaret odasından tanıyoruz. Sözünün eri bir başkan. Evet. Yani bu zamana kadar ne söylediyse hepsinin arkasında durdu ve bütün sözlerini yerine getirmiş bir başkanımızdır. Onun için ben Mehmet Şahin diyorum. Bu şekilde. Bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sağ ol. Teşekkür. Efendim merhabalar. Merhaba. Hazır Türk bulmuşken sorayım. Geçinmek kolay mı Alanya'da? Geçinmek kolay mı Alanya'da? Emekliyiz. Türkiye'nin hiçbir yerinde kolay değil. Emekliyim abi. Nasıl emekli için nasıl? Tek başıma yaşıyorum. Güzel. İdare kira. Ettiriyor mu? İdare, normal idare ediyoruz. Mi? Bazı şeylerimizden vazgeçiyoruz. Zamlar falan. Her gün zamlar artık yüzüyor. Evet. Peki abi nereye kadar böyle devam eder? Valla ben sonunu görmüyorum. Yani. Alternatif düzeltecek bir kadronun da olduğunu sanmıyorum. Risk bu işte. Ne yapacağız o zaman? Mecburen bakacağız. Yani İktidar kötü, muhalefet daha kötü. Ondan da o umut yok yani. O daha beter yani. O yüzden o problem o yani. Karşıda bizi umutlandıracak bir potansiyel şey yok. Aday yok ve bir kadro yok. O kadro olmayınca Türkiye Allah'a kalmış diyecek de işte bakacağız inşallah. Siz aynı fikir. Arkadaşım söylediklerin hepsi yanlış, yalan ya. Ben emekliyim, o kadar güzel geçiniyorum ki. Tabii çalışırken tütün içiyordum. Emekli oldum, işi bıraktım. Şimdi parlamentte içmeye başladım. Yani çok güzel, ülkenin gidişatı çok güzel. Teknoloji gelişiyor. Emekliye çok müthiş yatırımlar yaptılar. 10 bin lira veriyorlar. Ya emekli yılı yaptılar bu sene yani. Bizim yılımız. Yani ben çalışırken gezemiyordum. Şimdi geziyorum. İşte bayram ikramiyesini alıp pasaport alacağım. Avrupa'ya gideceğim. Tabii canım ya. Ya ne diyorsun sen ya? Ya müthiş gelişmeler oluyor. Ülke kalkınmakta, enflasyon hızla düşmekte. Avrupa'da %9 enflasyon vardı. Amerika'da %3'ü düşürdüler. Bizim enflasyonumuz ayda %4. Çarptığın zaman 48, 60 yani. Resmi rakam buna. Ne olsun canım, resminin üstüne söz mü söyleyeceğiz? Yani bu enflasyonda biz böyle yaşayabiliyorsak yani müthiş bir gelişme yani bu ya. Yani Avrupa enflasyon %4'e indirmiş, yaşayamıyor. Evet. Biz %67 sizliklerinden o. %67 biz gül gibi yaşıyoruz şu yaşantıyı yani. Sayın Avrupa'da gidip bulamazsın. Emekli yılı ilan etti ya. Evet. Bayrakları alıp koşmaya başladınız mı? Çıktınız mı? Aldık, çıktık yola ya. Ama bu emekli probleminde muhalefetin de etkisi var. Doğru. Mesela o seçilme kaygısı olmasaydı Erdoğan EYT'yi çıkartmazdı. Doğru. Ama muhalefetin hepsi EYT'de. Şimdi sen iktidara adaysın. Hükümet istifa.
İlk tane adaysın. Evet. EYT çıktığı zaman o şey, o kefaletin altına sen yatacaksın. Doğru. Yani işte bizde bu yanlış var. Yani Erdoğan'la baktığımızda ilk dönemlerde seçilme kaygısı olmadığı için, doğru, ne diyordu? Bu ülkeye zarar getirir, yapmıyordu. Sonra seçilme şansı azaldıkça muhalefetin dediklerinin hepsini yapmaya başladı. Ne oldu? Biz zarar ettik. Aynen. Yani şimdi ilk EYT'lilerin amacı neydi? Biz çalışıyoruz. Bize emekli maaşı ekstra kira yardımı olsun. Doğru. Şimdi onu aldılar bu sefer. Normal emeklilerle aynı şeyi istiyorlar. Evet. Kardeşim bunu ayrım yapacaksın. EYT'liler 7.5'ta kalacak. Evet. Ötekilere farklı vereceksin. Diyelim tek kademeli yaşayan. Ya. Kademeli. Tek yaşayanlara ayrı bir, çift yaşayanlara ayrı bir. Bir evde iki tane emekli varsa onlara daha az zam yapacaksın. Şimdi bir eve 30 bin lira girmesiyle bir eve sadece 10 bin lira girmesi şey normal. Bütün emekliler boşanır vallahi. Ya, öyle. Boşan. Hayır, onu yapamazlar. Onun şey var, ikamet var eskiden. Şimdi yapamaz. Nerede ikametini gösterecek? Onu yapamaz. Ya kardeşim, hayırlısı. Sen Tayyip'ten daha mı zekisin? Daha mı akıllısın ya? Adam bu kadar başarıyı nasıl elde edecek? EYT'yi çıkartmasa nasıl bu kadar oy alacak? Yani yerel seçim. Evet. Büyük şehirde ve Alanya'da kimi destekliyor? Alanya'da benim seçmem bu arkadaşım misafir. Alanya'da oy kullanmayacağım. Çünkü mevcut adam yönetimi beğenmiyorum. Alternatiflerini de beğenmiyorum zaten. Aynı kadro, ikiz kardeşler mesela. Mehmet Şahin ise o da aynı ekibin kadrosu. Öbür Haydar zaten seçilemez. Ondan sonra Büyükşehir'de de Hakan Tüccücü. Eğer çünkü ya ben partizan değil de normal ortalama halkın bir aday hakkındaki görüşünü, doğru, benimsedim. O yüzden de Hakan Tüccücü popüler. Mesela ben AK Parti aday gösterdiğinde Turizm Bakanı adı geçiyordu. Ona vermezdim. Ya diyordum ben de Restürel, ya Hakan Tütüncü. O yüzden ben burada oturduğum sürece 15 yıldan beri yerelde kullanmadım. Alanya bazında hiç oy kullanmadım ama Büyükşehir'de ben de Restürel'e verdim. Bunu da Hakan Tütüncü'ye vereceğim. Teşekkür ederim. Siz efendim? Biz teşekkür ederim. Ben oy kullanmayacağım. Ben misafirim. Nereden geldiniz? Adana'dan geldim ben. Orada adayınız kim? Osmaniye'de oturuyorum ben. Ya orada bir sürü aday var ya. Hangi birini sen? Büyükşehir değil orası. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet. Nerede yayınlanıyor? Sade Vatandaş. YouTube, Instagram, tamam, Facebook hepsinde var. Tamam, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Efendim sorabilir miyiz? Böyle gelmenizi rica etsem. Sizce ekonomi nasıl? Alanya'da geçinmek kolay mı? Çok kötü, çok zor. Neden böyle? Onu bilmiyorum. Ne yapacağız? Mehmet Şahin diyeceğiz, kurtulacağız inşallah. Niye Mehmet Şahin? Ya bir kere adam içten, dürüst, içimizden, evet, samimi, çalışkan, evet, sözünün eri, o bize yetiyor. Büyükşehir'de kimi destekliyorsun? Nesrin Hanım'ı. Neden Nesrin Hanım? Mehmet Bey'den dolayı, o da direkt. Evet. Mehmet Bey'i seviyoruz, Nesrin Hanım da yanında. Arkasındayız, aynen öyle. Peki efendim, yani Alanya'da kiralar dövizle dediler, 20 binden aşağı kira yok dediler. Vatandaş nasıl dayanır? Bir de psikopat gibi kornaya basıyorlar. Valla bunların tek çözümü herhalde belediye halledecek bu işleri. Başkanım gelince de ambulanstan başka siren sesi duymayacağız inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Soralım efendim. Ekonomi sizce nasıl? Alanya? Berbat. Nereye dur kurban olayım, iki sohbet edelim. Kızgın mıyız, dertli miyiz? Ya tabii kızgınız yani. Bugün aldığımızı yarın alamıyoruz. Evet, emekli hiçbir miyiz? Şekilde. Yok, emekliyim, çalışanım. Emekli olsak getirebilir miydik? Yoksa yine mecbur çalışacak mıydık? Şaka mı bu? Sormadan yani edemiyorum. En düşük kira şimdi 13-14 bin lira. 2+1'ler. 25-30 yıllık. Yani berbat binalar. Bu durumda yani ne yapsam boş. Bu yıllardan beri gelen bir süreç. Biz sürekli bir inişteyiz. Hala dibi görmedik. Dip var mıdır sizce? Bataklığın dibi olur mu? Tabii. Havaya sıçradığında mutlaka yere düşersin. O düştüğün nokta diptir. Ve bu zihniyet, eski kafalardan yeni fikirler çıkmaz. Bu zihniyet hiçbir şekilde düzeltemez. Peki muhalefete güveniyor muyuz? Ya şimdi... Yani muhalefet çok iç açıcı değil gidişatlar. Bir birlik yok, bir şey yok. Yani biraz koltuk değerine düşmüş her biri. O yönde gidiyorlar. Yani bir umutsuzluk var. Toplumda bir şey yok. Yani ışığı yakan bir lider olsa karşıda herkes peşine düşecek. Ama yok öyle bir şey. Maalesef yok. Peki önümüz yerel seçim. Hem Büyükşehir hem Alanya'da. Var mı bir oy tercihi?
Tabii ki var. Kimdir efendim? Ya ben demokrasiden yana, doğadan yana, insandan yana, kadından yana tercihimi kullanıyorum. Ama öyle bir aday. Yani dürüstlük en önemli şeydir. Osman Bey diye ben düşünüyorum. Hangi partinin adayıdır? CHP'nin. CHP'nin burada mı adayı? Burada, burada. Büyükşehir'de? Büyükşehir'de çok bir şeyim yok benim. Muhittin Bey şey yapmadı mı? Ya, sevdiremedi mi kendini? Yani çalışma şeyi bilmiyorum. Çok başarılı olmuyorsunuz. Yok. Peki rakiplerinden kimi değerlendiriyorsunuz? Dikkat çeken var mı? Yani rakiplerinden yani hazır şey, örneğin şimdiki başkan, tabii ki reklamların şeylerin görünürlüğü var yani. Hangisi? Ondan yok değil. Şimdiki belediye başkanımız. Büyükşehir için. Yok. Büyükşehir'de. Ha, büyükşehir'de. Büyükşehir'de şimdi geçen bir televizyon kanalında AK Parti'nin şeyini, adayını gördüm. Hakan Tütüncü. Ta ismini şimdi çok bilmiyorum yani. Güzel konuştu ama yanlış. Yanlış kulvarda olunca kesinlikle vermem yani. Arkadaşları yok, yol değil. Anladım. Yol değil yani. Kendinin konuşması şeyi, yaklaşım bence çok olumlu. Ama, kişi doğru, oturduğu yer yanlış. Tabii. Arkadaş çevresi yanlış. Eğer etrafında hep hırsız varsa sen de çalmayı öğrenirsin. Doğru söylüyorsun. Çok teşekkürler. Soralım mı, ister misiniz? Efendim, Alanya'da geçinmek kolay mı? Kolay değil, zor. Neden böyle? Bilmiyorum. Burada her şey çok pahalı. Öğrenci miyiz? Evet, öğrenciyim. Yaş kaç? 21. Nedir alan, bölüm? Bölüm yok. Ben açıktan bitirdim aynen. Peki, Alanya'da kiralar dövizdeymiş. Nasıl veriyoruz kiraları? Aile falan. Ekonomi. Ailemle yaşadığım için. Biraz daha rahat. Aynen öyle. Oy kullanacağız. Evet, kullanacağız. Bu yerel seçimde Alanya'da ve Büyükşehir'de kimi destekleyeceksiniz? Mehmet Şahin'i destekliyorum ben. Neden Mehmet Bey? Çünkü Mehmet Şahin'i seviyoruz. Daha bir iyi bir Alanya'mız için. Mehmet Şahin. İyi bir adam. Büyükşehir. Bir fikriniz yok mu? Yok. Büyükşehir'le şu an bir fikrim yok. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Efendim, sorabilir miyiz? Rus sanıyorum. Efendim, size soralım. Türkçe bilen bulmak burada çok zor. Neden? Kimse bilmiyor çünkü. Yok herkes bilir. Peki. Herkes bilir. Alanya'da geçinmek kolay mıdır efendim? Daha doğrusu siz Türkiye olarak sorsanız daha iyi olur ama Alanya turizm merkezi. Türkiye'de tabii ama Alanya'da özelinde de merak ettiğim için soruyorum. Kolay mı Türkiye'de geçinmek? Ya parası olan. Enflasyon ortamı zorluyor. Zor. Ne yapacağız böyle? Nereye kadar böyle devam edelim? Valla herkes bize bir şeyler söylüyor. Ben de vatandaş gibi, yani sıradan bir insan gibi söylüyorum ama dertlerimiz ortak yani. Yıllara gelen bir sıkıntı var. Sürekli bu enflasyonu düşürmek için uğraşıyorlar ama hükümet de uğraşıyor. Merkez Bankası müdahale ediyor biliyorsunuz. Ama asıl ana kaynak petrol. Yani petrola geldi mi bu enflasyon düşmüyor. Tek sebep petrol mü? Yani petrol bir düşüyor, bir yükseliyor. Ya tabii şimdi belki... Yani bizde yıllardır petrol yok. Hiç yoktu. Hatta şu an Gabar'da sürekli petrol bulunuyor. Doğru söylüyorsunuz ancak... Bize ne zaman yansır mesela? Hükümetin açıkladığına göre, yani yakın takipliyoruz. Evet. Zaman geçtikçe işte kaç bin kolon şu an çıkıyor. Tam rakam bilmiyorum ama daha yükseleceğini söylüyor. Evet. Bunlar peyderpey yansıtılacağını söylüyorlar ülkeye. Eskiden de petrolümüz yoktu ama bazen refah dönemler yaşadık, bazen sıkıntılar yaşadık. Evet. Bu neye göre oluyor? Siz benden daha iyi bilirsiniz. Yok, estağfurullah. Ya bu tamamıyla hükümetin. Şimdi ben bir tane örnek vereyim. Bir yabancı bir ülkede eğer iyi yönetilemiyorsa halk seçimlerde diyor ki biz size oy verdik, evet, siz bizi iyi yönetemediniz. Doğru. Diye. Karneniz zayıf diyor. Doğru. Ama ülke %51 ile ortak ittifakla ülkenin başına gelmiş, diğer %49 veya %48 olan kesimde buna riayet ediyor, tabi oluyor. Yani işin özü bu. Bugün hangi vatandaşa sorarsanız sorun. Sıkıntı şurada. Çalışan kesim, yani orta direk kalmadı hepimizin bildiği gibi. Evet. Çalışan kesim para kazanmakta zorlanıyor. Çünkü hayat pahalılığı çok devam ediyor. Ben bile basit iki çocuk babasıyım. Her markete gittiğimde bir rakam yüksek. Aslında hükümet tek baş, tek devlet, tek millet diyor ya. Tek fiyat desin. Ver desin, sabit desin. O zaman bak insanlar nasıl oluyor. Yani biri birbirine kırmaya, kasiyer çalışanın bir suçu yok ki. Orada ben bakıyorum.
işte şu pahalı, bu pahalı. Halbuki bu zincir marketler ceza da yasanız fark etmiyor. Ne kadar cezaya yaptırım gücü uygulamanız gerekiyor. Tek elden bunları bir komisyona bağlayıp tek elden. Yani belki biraz oradan faydalanabilir aklımın yettiği kadar. Ama hayat pahalılığını daha da kötüye gidiyor. Şimdi seçim var biliyorsunuz. Seçimden sonra üstüne daha çok koyulacağını. Şimşek Bakan açıkladı, dedi ki işte ben dedi hani şeylere koymayacağım. Bu makbu evraklara, bandrola, işte harçlara zamlandırmayacağım. Ama öbür taraftan da kulağımıza gelen haberler KDV'lerin yükseltileceğini söylüyor. Bu temel gıdalarda %1 olan, %8 olan ona çektiler. Onu 20'ye getireceklerini kamuoyunda duyuyoruz. Bilmiyorum, iyi bir şey değil yani. İnsanlar geçinemiyor. Belli bir kesim var çok iyi. Belli bir kesim var çok sıkıntılı. Yani evine ekmek götüremeyen çok insanlar var. Duyuyoruz. Ha, yaşam devam ediyor mu? Ediyor. Biraz dönüp bakmak lazım. Bak, daha dün mü evvelsi gün kendini başka yerde geçinememiş gelmiş bir tane bir kişi intihar etti. Bundan 2 ay önce yine Alanya Belediye Personelinde çalışan bir kişi intihar etti. Polislerden intihar eden var. Haberlere bakamaz olduk. Cinayetler çok çoğaldı. Vahşet gibi ya. Biz hangi devirde yaşıyoruz? Yani mesela Show TV var. Bakamıyorum. 10 dakikada bakıyorum. 5 tane cinayet haberi, 2 tane yok. Şey ne derler o? Yol verme kavgası. Niye baktın kavgası? İnsanların psikolojisi bozuldu yani. Bunlara bakmak lazım, eğilmek lazım. Ama peki, iktidarın şeyine tabiyiz. Yapacak bir şey yok. Önümüz yerel seçim dediğiniz gibi. Evet. Büyükşehir'de ve Alanya'da var mı desteklediğimiz bir isim? Antalya'da bildiğim kadarıyla şey Tütüncü soy ismi. Yani çok tanımıyorum ama onun ismi biraz gündeme getiriyor. Biraz irdeliyor olayı. Mevcut olan Muhittin Böcek beyefendi de Alanya bu Büyükşehir Belediye kapsamına girdiği için Alanya'ya çok hizmetlerin olduğunu pek düşünmüyorum. Nazari ve şifayeten belki söyledikleri var ama uygulamada ben çok fazla görmüyorum. İşte bir ağacın budamasını Antalya'ya soruyorsun. Bir otobüsün şoförünün bir sıkıntılarını, vatandaşın otobüsle ilgili sorunlarını anlatacak merci yok. Oraya yazıyorsun, bir günde benim aldığım duyum 300'ün üzerinde şikayet var. Bundan hiçbirini getirip de bu belediye başkanına mevcut yönetilmedi. Yani bunlar sıkıntılı şeyler. Ha, inşallah bunlar düzelenir. Alanya'da da 3 belediye başkan adayı zikrediliyor. İşte Adem Yücel mevcut. Osman Özçelik, bir de Mehmet Şahin. Vatandaş, yani ben şahsim, memlekete faydası olan hangisiyse o gelsin isterim. Var mı? Ama dikkatinizi bir çeken? İkisi yok. Adem Bey'in artık o bir değişmesi lazım. Yani kanaat öyle getiriyor. Tamam, emek verdi, geldi, yaptı. Taze kan her zaman. Siz şimdi üstünüzdeki kıyafeti her gün giyebilir misiniz? Bir değişiklik var. Çünkü gelen bir şeyler yapmak zorunda. Zaten ekonomisi güçlü olan ülkeler 2 dönem en fazla. İyiyse 2 dönem karne. 3. dönem yaptırmaz. 2 dönemdir yapıyor. Gelen de mutlaka bir şey yapacaktır diye ümit ediyorum. İkisinden birini tercih edeceğiz ama şu an daha İsim kafamda net değil yani. Çok teşekkür ederim. Rica çok güzel bir sohbet. Hoşçakalın. İyi günler. İyi akşamlar. Efendim, sorabilir miyiz? Alanya'da geçinmek kolay mıdır diye soruyordu. Öğrenci miyiz bu arada? Evet, öğrenciyim. Kaç yaşındayız? 18. Oy kullanacağız. Evet. İlk sene mi oy kullanmak? Evet. Hayırlı olsun. Var mı böyle bir heyecan? Var tabii. Sandığa girdiğimiz zaman ne yapacağız durumu? O kararımız belli. Belli mi? Nedir o kararımız? Mehmet Şahin. Neden Mehmet Bey? Daha iyi bir Alanya için. Yani sevdiğimiz, tanıdığımız bir insan mı? Evet. Bilir miyiz? Ne iş yapar? Başkanımız Eriş. İyi partili misin? Evet. Eriş geliyor mu elinden? Eriş gelir. Mutfakta da görür müyüz kendini? İşin mutfağına ve işin mutfağında. Tabii. Peki. Alanya'da geçinmek kolay mı bir öğrenci olarak? Ya zor tabii. Bir de turizm yeri olduğu için daha zor. Zaten pahalı mı yani? Pahalı. Pahalı. Öğrenciler için daha da zor. Dışarıdan gelen öğrenci. Sosyal aktivite yapılacak bir şey var. Var yani. Turizm yeri olduğu için zaten. Yani. Fiyatlar da yüksek. Fiyatlar yüksek. Yapacak bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Yani. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Sorabilir miyiz efendim? Tabii ki siz sorabilirsiniz. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. İzler miyiz? Tanıyor muyuz? Seni tanıyorum tabii canım. Çok teşekkür ederim. Nasıl keyifler? Güzel. Keyifler güzel. İstersen şey sen. Tabii ki. Hocam, Alanya'da geçinmek kolay mı? Ben İstanbul'dan geldim. Öyle mi? Gerçekten. Süper. Ne yapıyorsunuz İstanbul'da? Ben ilaç firmasında çalışıyorum. Şu an burada ne yapıyorsunuz? İlaç firmasında çalışıyorum. Tabii tabii tabii. Geçen hafta taşındım daha. Öyle mi? Hayırlı olsun. Nasıl peki? İstanbul standartlarında soru alabilirim tabii. Tamam. İstanbul, bir İstanbullu olarak. Evet. Öncelikle oyunuz kime? Ben oyu kullanmamayı düşünüyorum. Vallahi. Neden?
Ya şöyle, böyle hepsi tiyatro gibi ya. Evet. Yani o kadar bunun içerisinde oyuncu olmak biraz saçma. Yani. Alkışlayan tarafız canım, onlar oynuyor. Değil mi? Aynen, aynen. Şu an seni var ya YouTube'dan izler gibiyim ya. Durdurursun. Aynen değil mi? O mümkün değil galiba. Peki burada nasıl geçim durumları? Ya çok fark etmiyor ki ya. Türkiye'nin genelinde artık her yer aynı. Bir kiralar değişiyor hani ilden ile. Biz daha mı uygun? Buralar daha uygun. Ben Antalya'da yaşayacağım. Yani oradan tutun benim. İstanbul'a göre daha uygun tabii. Peki İstanbul'da oy kullanabilseydin ki muhtemelen oyun var. Mecburen tabii ki mecburen. Kimi destekler? Hiç onlardan şey olmayanları. Hiçbirini. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok güzel bir sohbet. Eyvallah, çok sağ olun. Bu yerel seçimde kimi destekliyorsunuz? Mehmet Şahin'i. Neden Mehmet Bey? Yani Mehmet Bey niye derse sorarsanız işte enerjili, bayağı pozitif bir insan, hem iyi kalpli ve halkı da bayağı sevdiği için bu yüzden Mehmet Şahin'i destekliyorum. Büyükşehir'de desteğiniz? Nesrin Ünal'a. Peki neden Nesrin Hanım? Ya hani Mehmet Bey için hem onun hatırına, ondan dolayı onu destekliyorum ben de. Peki Alanya'da geçinmek kolay mı? Pek değil açıkçası. Neden? Ya ben üniversite öğrencisiyim. Dışarıdan mı geldin? Evet. Tamam. Ondan dolayı yani hayat şartları biraz pahalı. Nereden geldik bu arada? Hangi şehir? Tekirdağ. Hocam bayağı fark var. Bayağı bir 1000 kilometre var. Ekonomik olarak fark var mı ya? Orası daha mı uygun, burası daha mı pahalı? Var mı öyle bir şey? Yani her yer pahalı ya da her yer ucuz. Her yer elbette pahalıdır da burası bir tık daha pahalı. Bir tık daha pahalı. Benim memlekete göre kıyaslarsak bir tık pahalı burası. Tekirdağ'a göre? Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ablam soralım. Nasılsın? İyi, sağ ol. Hacı abi gel, sana da soralım. Nasıl geçim durumları? Vallahi çok berbat geçim durumu, sorma. Niye? Yani. 9,5 kağıt bizim aylık gelirimiz var. Yetmiyor mu? Ah, ah babacığım ah. Bak, bak şu kağıda bak tabii, şu kağıda bak. Ne yazıyordu? Dur kameraya gösterme. Engelli sağlık kurulu raporu. Ya, neyin var? Ya işte hastayım benim, her tarafım en şey. Kanser tedavi görüyorum ben. Gözden, kulaktan hepsinden hastane kopadım baba. 9,5 kağıt gelirim var. Evet. Bir tane çocuk okuyor. Evet, maşallah. Et yüzü göremiyoruz. Allah'a çok şükürler olsun. Onu sorarsanız hadi. Peki, hadi. Yerel seçimde kime oy vereceksin? Ya. Ya, ya şimdi o işler her şey gizli. Şimdi bir şey söyleyemem. Büyükşehir'de? He. Büyükşehir'de kime vereceksin? Ha. Onlar seni tanımaz. Ha. Tanırlar. Tanırlar. Peki, sağ ol. Kendine dikkat et. Soralım. Yerel seçimde adayın. Osman Tarık Çelik. Eyvallah, sağ ol. Yerel seçimde adayınız. Yok. Teşekkürler. Türkçe biliyor muyuz? Biliyorum. Dönüp gelecek miyiz? Geldi bile. Mükemmelsiniz. Çok evet. Teşekkür ederim. Hocam, Alanya'da geçinmek kolay mı? Çok kolay. Buyurun size sorun. Çok kolay. Nasıl oluyor? Çalışmazsan sorun yok. Yalan mı? Para nasıl gelecek? Neyimiz var bizim? Nasımız var? Nasımız var? Liderimiz var. O olduğu sürece sorun yok. Kasaya gittiğimiz zaman ne yapıyoruz? Reisin selamı mı? Bir öpücük veriyorum. Güzel. İroni yapıyorum yani. Tabii canım. Yani çok zor. Yani, kimse öpücük de kabul etmiyor. Yani iyi olurdu aslında ama. Aynen öyle. Peki önümüz yerel seçim. Kimi destekleyeceksiniz? Alanya'da ve Büyükşehir'de. Çok basit soru aslında. Aynen. Ama zor cevabı olan bir şey. Yani bir şey değişmiyor aslında baktığı zaman, bana göre tabii. Yani CHP düşünüyorum ben açıkçası. Biraz mecburiyet CHP'si miydi? Aynen öyle. Ses kısıldı çünkü. Yani çünkü muhalefetin bu şekilde olduğundan dolayı durum böyle, bana göre. Yani %70, %30 diyelim. %30 AKP'nin diyelim. %70'i CHP'nin, bana göre oran belki fazla ama eğer dik dursaydık bazı şeylerin karşısında çok çok rahat her şeyi devirebilirdik diye düşünüyorum. Aynı karar hem Büyükşehir hem Alanya için. Aynen. Öyle gözüküyor. Çok teşekkür ederim. Görüşmeler. Çok güzel sohbet. Çok sağ olun. Hocam Türkçe biliyor muyuz? Sende zaten tam bir Türk tipi var. Hocam Alanya'da geçinmek kolay mı? Kolay. Nasıl oluyor? Yani yaptığınız işe bağlı yani. Tamam. Ne iş yapıyoruz? Otelde çalışıyorum ben. Meslek? Otel benim. Otelde, otelciyim yani, evet. Yani geliri iyi olduğu zaman rahat mıyız? Şimdi yani... Mesela birikim yapılabiliyor mu? Birikim hani yılın belirli aylarında yapılabiliyor. Geri kalanında harcanıyor. Evet, hani bu bölge... Sonunda, totalde
bir birikim kalıyor mu kenara? Ya birazcık da kişiye bağlı tabii ki de. Hani dediğim gibi birazcık kişiye bağlı. Tamam. Kişi eğer kendini döndürebiliyorsa, hani birikimini yapabiliyorsa tabii ki yapılabiliyor. Tamam. Ama hani genel olarak ortalama sorduğunuz zaman zor. Peki ne yapacak bu insanlar? Benim kendi adınıza sorabilirim. Ne yapacaksınız? Vallahi ne yapalım? Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz, çalışacağız. Canımız nereye kadar dayanır? Peki önümüz yerel seçim. Büyükşehir'de ve Alanya'da kimi destekleyeceğiz? Benim öyle desteklediğim belli bir aday yok. Hani kime oy vereceğim de belli değil. Apolitik biraz. Aynen, birazcık hani uzağım, evet. Dikkatinizi çeken bir aday var mı? Aday yok ama şöyle söyleyeyim. Bazı partiler var. O partilerden uzak kalmaya. İsim parti vermek istemiyorum. Kim yönetiyor falan diye. Hani desteklediğim bir parti yok. Ama uzak durduğum parti var. Hangisi o? Ya söylemek istemiyorum yani. Burada bir değişim olmalı mı sence Alanya'da? Ya nasıl bir değişim? Yönetim değişimi. Ya da büyük şehir. Birazcık uzağım bu konulara. Genel Alanya'yı gördüğün zaman ya bu yetersiz hizmet var ya da çok şimdi, iyi hizmet var der misin? Çok iyi hizmet var diyemem. Yetersiz hizmet var onu da diyemem. Yetersiz hizmet de diyemem kesinlikle. Ama hani sıradan normal olması gereken gibi. Öyle mi? Evet, o şekilde. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok sağ olun. Hoşça kalın.